Arkadaşlar merhaba. Bakın böyle çok güzel bir lif örneğini yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapılışı oldukça kolay. Güzel bir örnek oldu. Şöyle örümceklerden ve fıstıklardan oluşan güzel bir lif modeli. Şimdi bunu sizlerle birlikte yapacağız. Şimdi bu ipim arkadaşlar şöyle iki lifimiz zaten iki katlı da lila ve beyaz renkten oluşuyor. Şöyle çift katı. Bir tanesi farklı renk, bir tanesi farklı renk. Bu şekilde bir ebruli ip arkadaşlar. Bununla yaptım. Hemen ipimin numarasını da sizlere göstereyim. Belki almak isteyen arkadaşlar olur. Şöyle. Bu şekilde bir renk numarasına sahip bonbon marka. Bunu da söyledikten sonra şöyle bakıyoruz. Bakın lifin büyüklüğü, lif şöyle başlanıyor şu kısımdan. Büyüklüğü bence ya gayet güzel oldu. Hani isterseniz belki bir iki şöyle fıstık daha büyütebilirsiniz. Yine boyuna da o şekilde büyük yapabilirsiniz. Şöyle gösteriyorum sayılarını. Bu şekilde daha net bakabilirsiniz. Buna göre biraz daha büyük yapabilirsiniz. Hani isterseniz şu kenarındaki örümcek kısımlarını mesela ben böyle biraz daha büyütebilmek için iki tane 4 sıra 3 sıra örümcek yaptıktan sonra şöyle kenar oyası yaptım. Siz isterseniz şu ortadaki modeli büyütüp yani bakın 1 2 3 4 5 6 tane yapmışım ben. Siz 7 tane yapıp bunu boyunu da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mesela yapıp kenarını şöyle bir sıra oyadan da gidebilirsiniz. Bu şekilde de modeli büyütebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu da söyledikten sonra tığım 0 numara 2.10 milim kalınlığında bir tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapımına geçelim. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tabii ki yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Şöyle kenarda dursun bu. Şimdi hemen bir tane zincir çekerek lifimizin yapımına başlayalım. Şimdi bu zinciri böyle sıkı bir zincir çektim. Daha sonra bir tane geniş zincir çekiyorum. Ve üzerine yine bir tane şöyle sıkı zincir çektim. Şimdi bu yapmış olduğum geniş zincirin içerisine fıstık yaparak devam edeceğiz. Dört kez doladım. Bunu kapatıyorum. Şöyle bir tane fıstık elde ettim. Bir zincir yapmış olduğum fıstığın tepesine yine dört kez doladım. Ve yine bunu da kapattım. İki tane fıstık böyle bu şekilde üst üste yapmış olduk. Bir zincir çekiyorum ve araya bir tane örümcek yaptım. Daha sonra yapmış olduğum örümceğin tepesine yine bir tane daha örümcek yapıyorum. Tekrar bir zincir yapmış olduğum örümceğin tepesine yine 4 kez dolayıp bir tane fıstık yaptım. Şöyle. Bir zincir yapmış olduğum fıstığın tepesine yine bir tane fıstık yapıyorum. Arkadaşlar ben bu lifi 4 doldurdum. Siz isterseniz 3 de doldurabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Daha böyle dolgun durmasını istediğim için ben 4 doldurdum. Bakın 2 fıstık, 2 örümcek, 2 fıstık bu şekilde devam edecek. Şimdi burada yine birinci örümceği yaptım. Tepesine ikinci örümceği yaptım. Bakın böyle. Ve sıramızda ilk sıramızda yani burada şöyle fıstıkla başladığımız zaman modelimizi hani ya sıramızı tamamlamak için fıstıkla bitirmemiz gerekiyor. Şöyle bakın.
Örümcek yapmıştım en son. Yine tepesine fıstık yaptım. Yapmış olduğum fıstığın tepesine yine son fıstığı yapıyorum. Bir zincir çektim. Bakın. İki fıstık, iki örümcek, iki fıstık, iki örümcek olacak şekilde sıramı tamamlayacağım. Şöyle ve en son fıstıkla başlayacağım sıramı. Fıstıkla bitireceğim. Şimdi ben bu kadar bir parçada size bunu anlatacağım. Fakat şöyle göstereyim. Az önce demiştim ya. Mesela hani burası 6 idi. Şimdi buradaki her iki fıstık şunlar arkadaşlar. Şöyle. Siz bunu ben bunu 6 yapmıştım. İsterseniz bir tane daha fazla yapıp şuradaki örümcek kısmını azaltabilirsiniz. O şekilde bunu ayarlayabilirsiniz. Başlangıcımız bu şekilde ve fıstıkla başlayıp fıstıkla bitiriyoruz. En son kısmı bakın şurayı. Ve zaten buradan üst sıraya geçiş yapacağız. Bu şekilde bunu ayarlayabilirsiniz. Yine dediğim gibi şu sırayı da burada bakın ben 5 tane yapmış bırakmışım. Siz bunu 6'ya tamamlarsınız veya hani 7 yaptınız 7'ye tamamlarsınız. Tam kare bir lif elde edersiniz. Bu kenardaki örümcek sayısını çok istemeyen arkadaşlar için bunu söylüyorum. Eğer bu şekilde beğeniyorsanız da yine bu sayılarda bırakıp şöyle bu sayılarda bırakıp kenarına bu kadar 3-4 sıra örümcek gidebilirsiniz. Bunları da söyledikten sonra bir üst sıraya geçelim. Şimdi hemen şöyle evet, zincir çektim ve şöyle döndük. Döndükten sonra bir tane örümcek yapıyorum. Daha sonra tepesine bir örümcek daha yapıyorum. Bu şekilde. Ve bakın fıstığın birinci fıstığın değil, ikinci fıstığın hemen kenarına şöyle sık iğneyle bunu sabitledim. Şöyle o bir görüntüsü oldu. Şimdi bu sabitledim demiş olduğum yere bir tane fıstık yapacağım. Üç tane doladım. Dört tane dolayacağız biz normalde. Şimdi hemen orayı öyle geçmek için çünkü burası biraz sık olmuş. Bir tane fıstık yaptım. Bir zincir çekiyorum. Yapmış olduğum fıstığın tepesine bir tane daha fıstık yaptım. Şöyle bakın. Bunu da kapatıyorum. Ve örümceklerin hemen bitim noktasına şuraya arkadaşlar. Şöyle sabitledim. Fıstıkların üzerine örümcek, örümceklerin üzerine fıstık yaptık bu şekilde. Daha sonra yine örümcek yapıyorum. Üzerine bir tane daha. Bunu yine fıstıkların arka kısmına şöyle. Ve yine buraya arkadaşlar fıstık yapıyorum. İlk fıstığı kapattım. Bir zincir. Tekrar tepeye bir tane daha fıstık. Bunu da kapattım. Bir tane zincir çektim. Şuradaki örümceklerin arka kısmında bulunan noktaya sık iğne ile tutturdum. Bakın arkadaşlar. Fıstığın üzerine örümcek, örümceklerin üzerine fıstık yaptık. İlk sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle döneceğiz. Şimdi en sona geldik.
Yine buraya da birinci örümcek ve ikinci örümceği yaptım. En başa sabitledim. Bir zincir çektim. Sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. İlk sıramız. Şimdi üçüncü sıramıza geçmek için şöyle döndüm. Hemen şu noktaya bir tane fıstık yapıyorum. Birinci fıstığı yaptım. Bunu kapatıyorum. Bir zincir. Bakın şöyle arkadaşlar. Tepeye bir tane daha fıstık yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. Tekrar bir zincir. Bakın iki tane fıstık bu şekilde üste yaptık. Şöyle. Şimdi bakın 1, 2, 3. sırayı yapacağız. 2 tane fıstığı üst üste yaptıktan sonra bir tane örümcek yapıyorum. Yapmış olduğum örümceği şuradaki iki örümceğin arasındaki sık iğne kısmının içerisine şöyle sık iğne yardımıyla sabitledim. Bakın şöyle göstereyim. 2 tane fıstık yaptık üst üste. Daha sonra bir örümcek yapıp sabitledik. Şimdi burada şöyle bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Tekrar bir zincir ve yapmış olduğum örümceğin tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Evet, bakın böyle. Bir tane örümcek fıstık da buraya doldurduktan sonra bunu kapatmıyorum. Üzerine aldım. Şuradaki iki fıstığın arasını arkadaşlar şöyle bakın bu şekilde. Bunu buraya şöyle sık iğneyle hepsini birlikte topladım. İyice sıkıştırdım orayı ve bir tane zincirle topladım bakın. Tekrar üzerine almadan aynı yere bakın. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Şöyle. Sık iğne yapmış olduğum yere tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Ve bu kez yapmış olduğum fıstığı kapattım. Bakın bu şekilde bir görüntümüz oluştu. Şöyle. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi bu kısımda bakın fıstığı yaptım. Bir tane örümcek çektim. Zincir çektim. Bir örümcek yapıyorum. Yapmış olduğum örümceği yine bakın buradaki iki örümceğin arasına şöyle sık iğne ile tutturdum. Tekrar bir örümcek. Bir zincir ve tepesine bir tane fıstık. Şöyle. Tekrar üzerine aldım. Kapatmadan alttaki iki fıstık arasına bakın böyle. Şuradan şöyle üçünü bir topladım. Üçünü bir derken yani şu fıstığı topluyorum orada. Sıkıştırdım ve zincirimi çektim orada. Daha sonra aynı yere arkadaşlar bir tane sık iğne yapıyorum. Ve aynı yere tekrar bir fıstık daha. Bakın böyle. Bu fıstığı kapatacağız. Bir zincir. Bir örümcek. Şuradaki iki örümceğin arasına arkadaşlar. Şöyle bunu kapatıyorum. Tekrar bir tane daha örümcek yapıyorum. Ve bakın bu şekilde üçüncü sıramızı da bitirmiş olduk.
Örümcek yaparak bu sıramızı bitirdik. Şimdi arkadaşlar, bakın burada bir tane zincir çektim, döndüm. Dönmüş olduğum yerde bakın örümceğin tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Bunu kapattım. Bir zincir. Tepesine bir fıstık daha. Bunu da kapatıyorum. Bakın bu şekilde iki tane fıstık üst üste yapmış olduk. Ve bunu örümceklerin hemen ya en arka tarafına şöyle tutturdum. Yani yine örümceğin üzerine fıstık, fıstıkların üzerine örümcek yapacağız. Bir, ikinci örümceği de yaptım. Şöyle bakın, yan tarafa fıstıkların üzerine kapattım bakın örümcekle. Tekrardan örümcek yapıyorum. Pardon, fıstık yapıyorum. Bunu kapattım. Bir zincir. Yapmış olduğum fıstığın tepesine yine fıstık. Bunu da kapattım. Ve örümceklerin dibine şöyle sabitledim. Tekrar örümcek. İki örümceği üst üste yaptım. Fıstıkların üzerine kapattım. Bakın arkadaşlar, bu şekilde devam edecek. Şöyle. Daha sonra şöyle hemen biraz ip alalım. Tekrar fıstık. Kapatıyorum. Bir zincir. Tepeye yine bir tane fıstık. Bunu da kapattım. Ve bakın şurada yine örümceklerin üzerine yine fıstıkla kapatmış olduk. Evet, dördüncü sıramız da bu şekilde tamamlamış olduk. Dördüncü sıramızı. Şöyle. Şimdi beşinci sıramızdayız. Beşinci sırada şöyle bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Döndüğüm yere bir tane örümcek yaptım. Tekrar yapmış olduğum örümceğin tepesine bir örümcek daha. Şimdi 5. sırayı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın dönmüş olduğum yere şöyle şu örümceği baştan yapacağım. Bakın bir örümcek şöyle yaptık zaten. Bu şekilde şöyle bir. Evet. İkinci örümceği de tepeye yapıyorum. Ve şimdi yapmış olduğum ikinci örümceğin tepesine bir tane zincir çektim, bir fıstık yapacağım. Yapmış olduğum fıstığı kapatmıyorum. Bakın bu şekilde bir görüntüsü var. Yapmış olduğum fıstığı kapatmıyorum. Üzerine aldım. İki tane fıstığın arasına yine alt tarafta yapmış olduğumuz gibi bakın böyle. Şöyle şu fıstığı bu şekilde kapattım. Bir zincir çektim ve bir sık iğne yapıyorum. Evet, bakın bu şekilde 5. sıramıza dönmüş olduk. Şöyle. Şimdi bunun gerisi yine bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi bir fıstık yaptım. Bunu kapatıyorum. Tepeye bir tane zincir çektim. Bir örümcek yaptım.
Şuradaki iki örümceğin arasına sabitledim. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Ve bir zincir çektim. Çekmiş olduğum zincirin hemen dibine bir tane fıstık yapıyorum. Evet, bakın bunu kapatmıyorum. Üzerine aldım. İki fıstık arasına bu şekilde kapattım. Ve aynı yere arkadaşlar bir sık iğne yapıyorum. Ve fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Evet, bu sıramızda yine bakın şuradaki üçüncü sıramızın tekrarı arkadaşlar şurası. Şimdi bunu şöyle sıra sonuna getirelim buraya. Şöyle şuraya kadar getirelim. Daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın sonuna kadar getirdik. Şöyle. Şimdi burada artık modelimiz tamamen çıktı. Şimdi biz bu sıramızda iki örümcek yapıp şuraya bağlayacağız. Yani şuradaki sıramızın aynısına geldik. İkinci sıramızda yaptığımızın aynısından başlayıp ve devam eden bir model arkadaşlar. Modelimiz çıktı, bu kadar. Bundan sonraki kısımlar şurası, bakın. Buradan tekrarladı artık. İkinci sıradan itibaren yaptıklarımızın aynısını tekrarlaya tekrarlaya modelimizi bu şekilde büyüteceğiz. Şimdi kenar kısmını sizlere göstereyim. Dediğim gibi eğer üst üste örümcek yapmak isterseniz bu sayıları kullanın. Bu lifte göstermiş olduğum sayıları. Fakat daha büyük yapmak isterseniz de tabii ki sizin kararınız. Şimdi ben size şöyle bir sıra üzerinden göstereceğim. Yani bir sıra örümcek, bir sırada böyle oya kısmını göstereceğim. Hemen burada lifinizi bitirdiniz. Bu kadar. Geldiniz buraya. Dediğim gibi şöyle lifi bitirmiş olduğunuz kısmı da göstereyim size. Bakın yine ben aynı şekilde burada bitirdim lifimi. Bu şekilde bitirirsiniz siz de. Şimdi burada hemen bir tane örümcek yapıyorum. Tepesine bir tane daha örümcek yapıyorum. Ve yan tarafa geçtim. Bakın böyle. Kapattım. Daha sonra yine bir örümcek. Kenarına bir örümcek daha yaptım. Bakın en sondaki köşeye geldik. Köşeyi de bu şekilde kapattık. Yani şu aralıkları eşit uzunlukta bırakacaksınız ve her noktaya bu şekilde örümcek yapıp iki tane ikişer ikişer örümcek yapıp bu şekilde bağlayacağız arkadaşlar. Bakın köşeye geldik. İki tane örümcek yaptık. Şöyle hemen yan taraftaki ilk bağlantı kısmına bunu böyle tutturdum ki köşeler çok fazla gerilmesin diye, bakın böyle burayı bir tane atlıyorum. Şöyle iki tane atlamak yerine bir tane atladım. Yine iki tane örümcek yapıyorum. Ve bakın örümceklerin ortasındaki bağlantı kısmına şöyle tutturdum. Bu şekilde. Tekrar iki örümcek. Kez iki tane fıstığın arasına şöyle tutturdum. Yani bu aradaki yapmış olduğumuz her iki tane de bir olan bağlantı kısımlarına böyle ikişer tane üst üste örümcek yaparak
bağlıyoruz. Bakın yine köşeye geldim. Köşelerde şöyle bir iki tane yapıyorum. Hani diğerlerinde şöyle iki bağlantı atlıyorduk ya, burada hemen ilk bağlantı kısmına şöyle tutturuyorum ki dediğim gibi köşeler gerilmesin diye arkadaşlar. İki örümcek ve hemen yanındaki bağlantıdan başlıyorum yine yeni sıraya. Şöyle bakın. Yandaki örümceklerin aralarından bu şekilde kapatarak devam ediyorum. Bakın burası da köşe yine. Hemen şöyle başa tutturuyorum. Köşelerde bir tane atlayacağız yani. Ve devam ediyorum. Bakın şöyle göstereyim. Köşelerde birer tane atlıyorum. Kısmı da böyle bitirelim. Şöyle kapattım bunu da. Evet, en son kısımdayım şimdi. Burayı da kapattım ve şöyle tutturdum. Bakın bu şekilde bütün lifimizi bir sıra örümcekle döndük. Şimdi burada da kenar oyasını göstereceğim. Kenar oyasından önce eğer ki örümcekle devam edecekseniz dediğim gibi şöyle bütün noktalara batarak İkinci sırayı, üçüncü sırayı bu şekilde arttırabilirsiniz, büyütebilirsiniz. Şimdi ben kenar oyasını göstereceğim sizlere. Şimdi bir tane örümcek yapıyorum. Şöyle. Bir tane zincir çektim. Yapmış olduğum örümceğin tepesine. Hemen bir tane fıstık yapıyorum. Bir, iki, üç kez doladım. Kapattım. Bir, 2 3 tane zincir çektim. Yapmış olduğum fıstığın dibine şöyle sık iğne ile tutturdum. Daha sonra ikinci örümceği yapıyorum. Bakın ortada bir tane fıstık oluştu. Ve bunu yanımdaki örümceklerin arasındaki sık iğneye şöyle tutturuyorum arkadaşlar. Daha sonra bir örümcek daha. Bir zincir. Örümceğin tepesine hemen 3 tane doluyorum. Kapattım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Yapmış olduğum fıstığın dibine şöyle sık iğne ile tutturdum. Ve ikinci örümceği yaptım. Yanımdaki örümceğin orta kısmına bu şekilde tutturdum. Tekrar örümcek, bir zincir, tepeye bir fıstık ve bunu kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Yapmış olduğum fıstığın dibine şu şekilde tutturdum. Ve şöyle ikinci örümceği de yapıyorum. Hemen kenara bu şekilde tutturuyorum arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Bu da bizim
kenar oyamız olacak. Ve anlatımım bu kadar arkadaşlar. Bütün lifinizi döneceksiniz artık. Bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Bana destek amaçlı olacaksınız. Yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.